Cahiliyetten İslam'a ötüş. Cahiliyet cemiyeti bu okşaş görülmegen davetinin maksat ve hedeflerini anlayıp yetişte hiç kıyınçilik görmedi. Çünkü bu davetinin ular üçün sırlı tarafları bulmagen. Ularının bir kısmı otalarından kalgan urf adetlerini saklayıp kalış üçün Muhammed'e karşı küreşini başladılar ve faydasız ilahlarını himaya kılış kekiriştiler. Bu yolda Muhammed'in davetine ergeşkenlerge türlü tüman kıynaklarını bere başladılar. Fakat bunlar Muhammed'in zafer kazanışı gibi bir işare idi. Çünkü uzat öz maksadı yetken, kemanının ipini ahirgeçe çözüp, cahiliyetinin yüreğine zarba vergen idi. Uzat bu davası yolu da müstahkem tağlar hem bardaş berolmaydigan zarbalarga sabır bilen türüp verdiler. Kıynak ve iskenceler o kişini bu davasından burolmadı. Hiçbir zaman müşriklerinin vaadelerine aldanıp kalmadılar. Bir sefer öz amakisi Abu Talib'ke şunday degen idi. Ey amaki, on yelkemge kuyaşını, çap yelkemge aynı koysalar ham bu davayımdan vazgeçmeymen. Ya Allah beni bu davetimde muzaffer kıladı, ya ki men bu yolda ölüp gitmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl mabeynide açıktan açık halkını Allah'ını yekkeleşke, İslam'a boyun sunuşke, ahiret günüge iman keltirişke çakırdılar. Bu davetinin yaşırın sırlı tarafı bulmadı. Kim haklısı bu davet bilen açıkça tanışa olardı. Resulullah Allah'tan başka hiç kimsege boyun eğmedi. Bu daveti yolu da birer bir taviz ham vermedi. Kureyş müşriklerinin şiddetli karşılıklarına karamay, bir neçe samimi yiğitler bu davetke kulak saldılar. Hur ve erkin buluşlarına karamay, cahiliyet hayatı ularga torlik kılardı. Ular özlerini tikan üstüde yürgendek his kılardılar. Bu fitratke tezkeri bulgen hayattan fakat yine Muhammed'nin davetine ergeşiş bilen yine kutuluş mümkünlüğünü bildiler. Ve o kişiye ergeçtiler. Bazen müşriklerinin azaplarına, bazen hicret kıyınçiliklerine sabır kıldılar. Ular kollarını Resulullah'a verip, canlarını ve mallarını uzatke teslim kıldılar. Allah Ta'ala Ankebut surası da şundaydı. İnsanlar iman keltirdik deyip hiç imtihan kılınmazdan teşlep koyuladılar deyip hesaplaydılar mı? Der hakikat biz ulardan evvelgilerini hem imtihan kıldık. Allah Ta'ala imanlarında sadık bölgenlerini hem yalgancı bölgenlerini hem tezde bilip aladı. Yani aşkarge çıkaradı. Yine Bakara suresi 214. ayette şundaydı. Ey müminler, ya ki sizler başlaringizge sizlerden evvelgilerinin misalları, yani başlarige kelgen sınavlar kelmesten evvel cennetke kiremiz deyip oyladingiz mi? Ularını şiddetli kıynaklar ve zararlar üşledi. Ve kattık larzaga düştüler. Hatta peygamber ve iman keltirgen kimseler Allah'ın nusreti kaçan keledi deyip yubardı. Bilin ki Allah'ın nusreti anık yakındır. Mu'minler bu kebi ayetlerini iştip yine de kademleri de sabit durdular. Müşriklerinin tazikleri ularını bu yolda yine de müstahkemleştirdi. Bu dinge yine de mahkem rak bağlandılar. Şirk ve küfürge nisbeten nefretleri yine de artık gitti. Dini terbiye. Resulullah mu'minlerini Kur'an bilen azıklantırıp, kalplerini iman bilen terbiye kılardılar. Her günde beş vakit taharetlengen bir beden, tola teslim bulgen bir kalp, itaatkar bir vücut bilen alemlerinin Rabbisi'ye yüzlenişini örgetti. Uzat, mu'minlerini müşriklerinin azaplarına sabırlı buluşke, birbirlerine nisbeten çıraylı muamelede buluşke, nafslarının tizginini daima kollarida tutuşlariga chaqirdilar. Makka'dagi mu'min yigitlar yoshligidan jang jadallarida unib o'sganlari uchun mushriklar bilan jang qilishga talpinardilar. Lekin Rasulullah ularni sabrli bo'lishga va Allohning hozirgi buyurgan amrlariga itoat qilishga, namozlarini to'kis ado qilishlariga chaqirdilar va mana shu bilan ularning kuch va g'ayratlarini ham islom randasi bilan randalab kıyışık caylarını tekislep koydular. Sahabeler Resulullah'a itaat kılıp, müşriklerinin biri yatken azapları getişlerini tişlerine koyup, sabır berdaşlığı buldular. Kılıç kütelişke mecburlaydıgen köp hadiseler buluşuge karamay, Mekke'de hiçbir musulmanın müşriklerine karşı kılıç yalangoçlageni tarihte yazılmagen. Bu, itaat ve teslimiyetinin tarihteki en küçük görünüşlerden biri idi. Kureyşliklerinin vahşilikleri,
haddan ziyod ortib ketganidan keyin nihoyat Alloh Rasululloh va unga ergashgan mu'minlarni hijrat qilishlariga izn berdi. Mana shunday qilib mu'minlar keyinchalik Madina deb nomlanadigan Yasrib shahriga hijrat qildilar. Madinadagi islom. Madinaliklar Makkali musulmonlarni chiroyli qarshilab oldilar. Ularning oralarida islomdan boshqa qarindoshchiliklari bo'lmagan. Islomiy birodarlik ruhi mana shu joyda o'z haqiqiy ko'rinishini berdi. Bundan tashqari Avs va Hazraj qabilasi orasida bo'lib o'tgan janglarga hali ko'p vaqt o'tmagan, qilichlaridan hali ham qon tomib turgan edi. Islom bularning ham oralarini isloh qilib, qalblarini birlashtirib qo'ydi. Rasululloh musulmonlarni chuqur bir tarbiyadan o'tkazdilar. Qur'on ularning ruhlarini va qalblarini tozalardi. Rasulullohning da'vatlari va nasihatlari ularning diniy ilmlarini ziyoda qilar, ularni shahvat va nafs orzularidan uzoqlashtirardi. Ular Rasulullohdan jannatga oshiqishni, Allohning ilmini o'rganishga talpinishni, nafsni sarhisob qilishni o'rganardilar. Xursandchilikda ham, xafalikda ham Rasulullohga so'zsiz itoatda bo'ldilar. Mashaqqatlarga bardoshli bo'ldilar. Madinadagi 10 yil ichida sahobalar Rasululloh bilan birga 27 marta dushmanga qarshi jangga chiqdilar. 100 dan ortiq Rasulullohning buyruqlari bilan jang uchun safar qildilar. Dunyo ne'matlaridan uzoqlashib ketishlari ularning parvolariga ham kelmadi. Yakka-yu yolg'iz orzulari Robbilarining roziligiga erishish, uning dinini oliy qilish edi. Ular Rasulullohning buyruqlariga itoat qilishda hech qanday malollanishni his qilmasdilar. Har qilmoqchi bo'lgan ishlari haqida Rasulullohdan maslahat so'rardilar. Mana shunday qilib, eng asosiy muammo bo'lgan shirk va kufr muammosi hal qilina boshladi. Boshqa muammolar ham o'z-o'zidan yo'q bo'laverdi. Ichkilik, aroq harom qilingan vaqtda uylar aroq xumlariga to'la edi. Allohning buyuk farmoni kelgani zahoti sharob to'ldirilgan idishlar parchalandi. Sharoblar Madina ko'chalarida sel kabi oqdi. Mana shunday qilib, shaytonning vasvasalari, nafsning yomon hirslari ularning qalblaridan chiqarilib tashlandi. Faqat bu dunyoni emas, balki dunyo va oxiratning g'amini qiladigan insonlarga aylandilar. Ularni hech bir dunyoviy falokat qo'rqita olmasdi va hech bir ne'mat va boylik hadlaridan oshira olmasdi. Hech bir tijorat ibodatlaridan chalg'ita olmas, hech bir quvvat bilaklarini buka olmasdi. Ular yerda fasod qilishni emas, balki yerda adolat o'rnatishni orzu qilardilar. Adolat uchun hatto o'z yaqin qarindoshining zarariga guvohlik berish kerak bo'lsa, bundan chekinmaydigan kimsalarga aylandilar. Ular insoniyat ustiga kelgan falokatlar qarshisida bir qalqon, dunyoni himoya qilgan qo'rg'on, insonlarni borliqning haqiqiy sohibi, Allohning ibodatiga chaqiradigan da'vatchilar bo'ldilar. Qisqacha qilib aytganda, ular ustozlari Rasululloh axloqlari bilan axloqli bo'ldilar. Rasululloh musulmonlarning ruhida va ularning vositasi bilan butun bashariyatda qilgan bu inqilob insonlik tarixida hech o'xshash ko'rilmagan buyuk bir inqilob bo'ldi. Shaklida ham, asosini mustahkamligida ham, quvvatida ham, hayotning barcha qatlamlarini qamrab olishida ham, barchaga barobar ochiq ravshanligida ham, axloqida ham tarixda bunaqasi bo'lmagan. Endi bu inqilobning insonlik tarixidagi ta'sirlariga nazar solaylik. Jahiliyat davrida dunyodagi mushriklar ustida quyidagi sifatlar topilardi. Zaif insonlarni nohaqdan bo'lar bo'lmas sabablar bilan qulga aylantirish. Jonli yoki jonsiz istagan narsalarini xudo qilib olib unga sajda qilish. Vaholanki bu ibodat qilinayotgan narsalar na buyruq berolmas, na bir yomonlikdan qaytarolmasdi. Ularning dinlari juda sodda, yuzaki, inson qalbiga, ruhiga, ichki dunyosiga, axloqiga, ijtimoiy holatiga hech ta'siri bo'lmagan bir din bo'lgan. Yoki bu sifatlarning ba'zilari topilgan noqis bir din bo'lgan. Ular xudo deganda ishlarini qilib bitirib maydondan ayrilgan, podshohlarga rububiyat maqomini berib qo'ygan bir ijodkorni tushunishardi. O'zlariga xudolik mansabini berib olgan tog'ut hukmdorlar mamlakat idorasida oziq-ovqat va yer osti usti boyliklarida o'zlari istaganlaridek harakat qilardilar. Allohga bo'lgan iymonlari tarixiy ma'lumotlardan narisiga o'tmasdi.
ularning Alloh haqidagi javoblari bir san'at talabasining javobidan farqsiz edi. Talabadan "Shu eski binoni kim qurgan?" deb so'rasangiz, hech ikkilanmasdan avvalgi hukmdorlardan biri deb javob beradi. Yunon falsafasi bo'lsa, Allohni bir qudrati bo'lmagan borliq deb ta'riflardi. Ular Allohni ilm, iroda, qudrat sohibi deb bilmasdilar. Yunon falsafasi Allohning butun sifatlarini inkor qilib, uni mahluqlarning saviyasiga tushirib qo'ygan prinsiplarga ega edi. Buning natijasida grek falsafasidan ta'sirlangan butun dinlar, hatto falokatli qiyin davrlarda ham Allohga iltijo qilib ko'ngildan bog'lanishdan mahrum qoldi. Rasululloh manhajini qabul qilgan arablar bo'lsa, bu o'lik, ichi bo'sh fikr va tushunchalarni tashlab, ruhlari, qalblari, shaxsiyatlari, badanlari va ijtimoiy hayotlari ustidan hokimiyatini o'rnatgan ilmlarni o'rgandilar. Go'zal ismlarga va sifatlarga ega bo'lgan Allohga iymon keltirdilar. Ha, ular butun olamlarning Robbisi, yaratuvchisi, Rahmon va Rahim bo'lgan, hisob kunining podshohi, butun nuqsonlardan pok, barcha narsalardan xabardor, barcha narsalardan g'olib, mahluqotlarining ehtiyojlarini komil ta'minlab qo'ygan va ularni balo-ofatlardan saqlagan, ularga go'zal shakllar bergan, gunohkorlarni tavbalarini qabul qiladigan, solih itoatkor qullarini mukofotlantirib, osiylarga jazo beradigan, xohlagan bandasiga mo'l-ko'l rizq berib, xohlaganining rizqini toraytiradigan, hech kimsaga hisob bermaydigan, bandalariga zulm qilmaydigan, cheksiz hikmat sohibi bo'lgan, barcha siru oshkorni bilib turgan va bundan boshqa cheksiz, nuqsonsiz, go'zal sifatlarga ega bo'lgan Allohga iymon keltirdilar. Bunday keng va chuqur ta'sirli iymon bilan musulmonlarning qalbida juda katta inqilob paydo bo'ldi. Chin qalbidan Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad uning quli va rasuli degan har bir kimsaning hayoti birdan o'zgarib ketaverdi. Bu iymon uning butun tomirlari va tuyg'ularigacha sizib kirdi. Iymon uning ruhi va qoniga aralashib ketdi. Birgina kalima bilan dunyoda umuman boshqacha bir insonga aylanib qoldi. Vijdon azobi. Islom musulmonning ruhini va axloqini tarbiyalaydi. Uning qalbiga axloqiy darslar, kuchli iroda, ruhiy kuch, nafsni qo'lga olish va insof kabi qiymatli tuyg'ularni joylaydi. Bunday iymon sohibi qonun oldida o'zining aybdor ekanini tan olishdan qo'rqmaydi. Allohning g'azabini va oxirat azobini dunyodagi har qanday azob va mashaqqatlardan ustun deb biladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Mo'iz ibn Molik ismli kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, "Ey Rasululloh, men o'z nafsimga zulm qilib, zino qilib qo'ydim. Meni poklashingizni xohlayman," dedilar. Rasululloh uning talabini rad qildi. Ertasi kuni yana kelib, kechagi gaplarini takrorladi. Rasululloh yana uning talabini qabul qilmadi. Rasululloh atrofdagi odamlarga, "Bu insonning aqlida bir kamchilikni bilasizmi? Yoki undan noodatiy harakatlarni ko'rdingizmi?" deb so'radilar. Odamlar, "Uni aqli raso inson deb bilamiz," deb javob berdilar. 3-chi marta kelganida Rasululloh uning qavmiga odam jo'natib, u haqida ma'lumot so'radi. Ular uni durust odam deb javob qildilar. 4-chi marta kelganida bir chuqur qazilib, Rasulullohning amri bilan tosh bo'ron qilindi. Imom Muslim rivoyat qilgan boshqa bir hadisda g'omidiyalik bir ayol Rasulullohning oldilariga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men zino qilib qo'ydim, meni poklang," dedi. Rasululloh rad qildilar. Ertasi kuni yana kelib, "Ey Rasululloh, nega mening gapimni qabul qilmayapsiz? Moizdan qabul qilganingizdek mendan ham qabul qiling. Qasam ichaman, homilam ham bor," dedi. Rasululloh unga, "Unday bo'lsa hozir uyinga bor, bolangni tuqqaningdan keyin kel," dedi. Xotin bolasini tug'ib Rasululloh oldiga uni ko'tarib keldi va, "Mana bolamni tug'dim," dedi. Rasululloh, "Endi borib uni sutdan chiqarib kel," dedilar. Bola sutdan chiqib ovqat yeydigan bo'lganida uni yana Rasulullohning oldiga olib keldi. Bolaning qo'lida bir parcha non ham bor edi. Ayol, "Ey Allohning rasuli, mana bolamni sutdan chiqardim," dedi. Rasululloh bolani bir musulmonga berib, ayolning ko'ksi qadar chuqurlikda bir chuqur qazishga buyurdilar.
va Rasulullohning buyruqlari bilan xalq ayolni toshbo'ron qildi. Xolid ibn Valid ayolga bir tosh otganida ayoldan otilgan qon uning yuziga sachradi. Bundan g'azablangan Xolid ayol to'g'risida yomon so'zlarni so'zladi. Rasulullah bunu eshitib shunday dedi: "O'zing libos Xolid, nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu xotin shunday tavba qildiki, boshqalarning mollarini qaroqchilik qilib tortib olgan kishi bunday tavba qilganida uning gunohlari kechirilgan bo'lardi." Bundan keyin Rasulullah uning jasadini chuqurdan chiqarishga buyurdilar va unga namoz o'qilib, hurmat bilan dafn qilindi.